Buyurun gelin bize projelerinizi, programlarınızı, yaptıklarınızı anlatın. Arkadaşlarım sizi tanıtın. Hatta bir keresinde de Kadir abi, Recep abi bir Bafra ziyaretimiz olmuştu. Orada da ziyaretiyle ağırlamışlar. Sağolun abi. Tekrar hoş geldiniz abi. Dördüncü yıldasınız belediye başkanlığı. Herkes, siz müracaat dahi etmeden belediye başkan adayı yapılan abilerimizden birisiniz. Yani öyle biliyoruz. Ve bugüne kadar da güzel şeyler yaptınız. Sözü size verelim. Buyurun siz bize hem kendinizi tanıtın hem projeleri hakkında bizi bilgilendirin. Söz sizin abi. Öncelikle bir gerçekten böyle heyecanlandım açık söylüyorum çünkü böyle toplantının yoldalı olması, hegemik olması. Demek ki artık hani bazıları derler çelik çoba boyunu oynamak gibi veya kadede yönetimde bulunmak adım geçsin diye siyasette çok şeyler yaşanmış geçmişte. O bakımdan yani böyle duyarlı olmak, yani göreve sahip olmak, toplantılara katılmak da siyaset yapma adına, böyle de Türkler Partisi'nde siyaset yapma adına gerçekten bana büyük bir moral verdi. Yani gerçekten sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bir mali disiplinle bir planlama yaptık. İlk yıl rutin işte işlerin dışında şey yapmadık ve bu borçları ödedik. 10-15 milyon civarında bu arada da ilk yıl belediyelerin biliyorsunuz çalışma programı olması lazım. Bakanlığa ilgili stratejik çalışma programı. Tabii bizim seçim beyannamemizde yapacağımız vaat ettiklerimizi biz kendi birimlerimizdeki müdür, şef bazında az çok aklım bir şeye erenlerle bir ay en az 20-30 tane toplantı yaptık. Bu programı oluşturmakta. Bir de profesyonel ekipte hizmet satın aldık. Nasıl bir hizmet? Biz onlar geldiler. Bafra 21 mahallede anket yaptılar. Bafra'nın neyi varsa personelin her şeyleri olduğu gibi ortaya döküldü. Dedim ya 30 defa toplantı yaptık öğretmenimle salonlarda. Neticede Bafra'nın önceliklerini tespit ettik. Yani neye ihtiyacı var? Bu kadar şey söz verildi ama önce neyin yapılması gerekiyor? Tabii en önemli şey içme suyu projesi. İçme suyu, Bafra'nın içme suyu gerçekten kireçli ve yani çok içilmiyordu. Kesinlikle içilecek bir su değildi. Ve neticede o kredilerini çıkartarak, tamamlayarak biz içme suyu tesisleri daha yeni inşaatı başlamıştık. 6 ay gibi bir sürede bitirdik. O işte ilk yıl yapılan rutin işler içinde bir de bu vardı. İçme suyu problemi olduğu gibi en fazla asfalt ve kaldırım problemi. Asfaltı kaldırım. Şimdi öyle bir şey ki yani Bafra'da belli caddelerin dışında sanki hiç kaldırım yok gibi. Asfaltlar şöyle plastikli asfalt yok. Böyle eskimiş. Böyle bir de eski şeyler üzerine dökülmüş. Burası işte içme suyu tesisleri. HES Oznos sistemi. Kırıkkale'den sonra ikinci olarak burada yapılmış. Belediyenin şehire yakın Kırıkkale tesislerinin içinde bir asfalt şantiyesi vardı ama ekonomik ömrü bitmiş ve çalıştığında şu duman yaptığında 100 tona kadar, o işi bitenler anlar da 100 tona kadar çıkabilen üretim yani asfalt kiletini yaptık. Şimdi ve düşünün kendi asfaltımızı kendimiz çok güzel bir şekilde üretiyoruz. Bunun başında eleman oluyorduk. Bizim asfalt dökmek için filişer. Onu da geçen yıl aldık. Yani sıfır aldık. Bayanların bilhassa istekleri, hocam, başkanım, Allah aşkına bizim pazar yeri. Orada bir işte bir kayıt ve imza gösteriyor. Ondan sonra biz pazar yerini yaptık. 6237 metrekare kapalı alan, 7770 metrekare de otomatik
otopark alanı.